Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün eşkenar dörtgenlerle ilgili sorularımız var arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. ABCD eşkenar dörtgen. CE açıortay. Aynı zamanda CEB açımız 51 derece. ADC açısı X kaç derecedir? Şimdi şu açılara bir isim verirsek arkadaşlar. Şunlar alfa alfa olsun. Eşkenar dörtgende yine bütün şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Aynı zamanda dört kenarı da birbirine eşit. O yüzden şimdi şuradaki açı değerimiz aslında karşılıklı açılar paralel kenardaki gibi birbirine eşit olacaktır. Burası da x'e eşit. Aynı zamanda eşkenar dörtgende kenar uzunlukları eşit demiştik. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit olacağından dolayı şu açı değeri de 2 alfaya eşittir. Şimdi burada da 2 iç açı 1 dış açıya eşit olacağından dolayı 3 alfanın toplamı 51 derece. Alfa da buradan 17 derece olarak bulunur. Şimdi alfa 17 olursa aslında şuradaki küçük üçgende iç açılar toplamı 180 derece olacağından dolayı 51 artı 17 artı x eşittir 180. Düzenlersek aslında 180'den biz 68 çıkartacağız. 68 çıkarttığımız zaman geriye 112 derece kalır. Doğru yanıtımız Ceyhan. İkinci sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen. EC uzunluğu 10 cm. AE uzunluğu 2 cm. DC uzunluğu kaç cm'dir? Şimdi dikkat ederseniz şu A noktasından C noktasına kadar olan uzunluğumuz toplam 12 cm. Ben eşkenar dörtgende köşegenleri kesiştirirsem köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. Toplam 12 santimdi. 6 santim 6 santim olacak. Burası 4 santimdir. Buraya da 6 santim kalır. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir 90 dereceden diklik inilmiş. Öklit yaparsak burada x'in karesi eşit olacak. 6 çarpı şu kenarın tamamı yani 10'a. 6 çarpı 10. Buradan x kare eşittir 60. X buradan kök 60 olur. Kök 60'ın değeri de 2 kök 15'tir. Doğru yanıtımız Denizli. ABCD eşkenar dörtgen. Alfa ve 3 alfa derecelik açılarımız var. 60 derecelik bir de B açımız var. X açısı kaç derecedir? Paralel kenar gibi düşünürsek arkadaşlar eşkenar dörtgen aynı şekilde. Karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Yani şu 4 alfanın değeri 60'a eşittir. 4 ile sadeleştirirsek bir tane alfanın değeri 15 derece çıkar. Şimdi şurası 15 derece. Aynı zamanda paralel iki kol arasındaki açıların toplamı 180 derece olacağından dolayı 60 ile 120'yi toplarsak 180 olur. O yüzden bu C açısı da 120 derecedir. Üçgenin iç açılar toplamından 120 artı 15 artı x'in toplamı eşittir 180. X de buradan 45 derece olarak bulunur. Doğru yanıtımız Edirne. Sorumuz şu şekilde. ABCD eşkenar dörtgen 82 derecelik bir açımız var. X kaç derecedir? Şimdi eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser. Ben şuradan da köşegen çizersem şurası 90 derece olacaktır. Aynı zamanda köşegenler açıyı da ortadan ikiye bölecektir. Burası da 41 derece, 41 derece olarak bulunur. Aynı zamanda karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşit olacağından dolayı da burası da 41, 41 olur. O zaman şu açıyla şu açı birbirinin 90'ı tamamlamalıdır. Buraya 49 derecelik bir açı kalır. Doğru yanıtımız Bursa. ABCD eşkenar dörtgen ve şurada bir eşitlik verilmiş açılarla ilgili. Şu açıya alfa dersek ADH. Şuradaki açı değeri alfa diyelim. DCB
Yani şu açı değerimiz 2 alfaya eşit. Aynı zamanda karşılıklı açılar birbirine eşit de, yani bizim aslında x dediğimiz 2 alfa olacaktır. Şu açıyla şu açı birbirine eşit. O zaman buradaki üçgende iç açılar toplamı 180 derece olacaksa 3 tane alfa eşittir 90 olur. Alfa da buradan 30 derece bulunur. Ama bizim x dediğimiz açı 2 alfa olduğundan dolayı açı değeri 60'a eşittir. Doğru yanıtımız Ceyhan. Son sorumuz. ABCD eşkenar dörtgen, AC köşegen, AB'nin AC'ye oranı 1 bölü kök 3 ise x kaçtır? Şimdi şu oranları 2 kat genişletirsek 2'ye 2 kök 3 olursa AC uzunluğu 2 kök 3, AB uzunluğuna 2 dersek eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir ve köşegenler birbirine ortalar 2 kök 3, kök 3, kök 3 şeklinde ayrılacaktır. Pisagor yaptığımız zaman şu üçgende şurası da 1 santim çıkar. Aslında burası özel bir üçgendir. 90'ın karşısı 2. 1 santimin uzunluğundaki açı değeri ise 30 derece olmak zorundadır. O yüzden doğru cevabımız Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.